İtalyan operasında bugüne kadar kaçınılmaz şekilde Verdi ve Puccini'den paylaşımlar yaptım. Ancak Verdi'den bir kuşak kadar genç sayabileceğimiz ve Belcanto yani güzel şarkı söyleme sanatı üzerine kurulu bir opera geleneğinin üç büyük temsilcisi var. Rossini daha klasik dönemle bağlantılı olan Donizetti ve Bellini. Bugün Gaetano Donizetti'ye gelmek istiyorum. Donizetti Bergamolu. Çok üretken bir yaşam. Enstrümantal eserleri bile var fakat tabii ki opera bestecisi olarak biliniyor. 70 tane opera yazmış. Aralarında trajediler, komediler, romantik edebiyattan, edebiyatın önemli eserlerinden uyarlamalar yok yok gerçekten. Donizetti'nin en ünlü olmuş olan operalarından biri Aşk İksiri, L'Elisir d'Amore adlı 1838 yılında ilk defa sahnelenmiş olan bir komedi. Ondan Una furtiva lagrima yani bir sinsi gözyaşı adlı tenor aryasını paylaşmak istiyorum bugün. Çok popüler olmuş Aşk İksiri. 1838'den itibaren 10 yıl boyunca Avrupa'da en çok oynanan opera olmuş. O kadar. O kadar popülermiş ki Wagner bile piyasa işi yaptığı yıllarda bu aryanın bir piyano düzenlemesini yapmış. Donizetti yaşamının son 10 yılını Paris'te geçirmiş. Fakat ölümünden tam önce akıl hastalığından dolayı arkadaşları tarafından Bergamo'ya geri getirilmiş ve 1848'te Bergamo'da doğduğu şehirde ölmüş. Una furtiva lagrima aryasında ilginç olan şeylerden biri tabii ki olağanüstü melodisinin dışında bir fagot solosuyla başlaması. Fagot o dönemde özellikle solo bir enstrüman olarak o kadar göz önünde değil. Ve uzun bir giriş var fagot için. Çok romantik, çok melodik. Harika bir şey duyacağımız gibi. Bugün paylaşmak istediğim kayıt özellikle ilginç bence. Onlarca kaydı var YouTube'da özellikle. Fakat 1904 yılında Enrico Caruso, efsanevi İtalyan tenor Caruso'nun Carnegie Hall'da, New York'ta yaptığı bir kayıt bu. Bütün kayıt tekniğinin tabii o zamanki ilkelliğine rağmen dijital olarak olağanüstü başarılı bir şekilde temizlenmiş. Stil olarak çok ilginç olduğu için bugün paylaşmak istedim, üzerine düşünmemizi istedim. Çünkü bize stil olarak çok demode, çok böyle ağdalı, sesiyle olağanüstü şeyler yaptı. Fakat müziğin yazılan müziğin neredeyse dışına çıktı. Bir takım geleneklerin ve kötü alışkanlıkların belki ön planda olduğu bir kayıt gibi gelebilir bize. Fakat unutmayalım ki bu kayıt bestecinin ölümünden 50 küsur yıl sonra yapılmış. Yani bir bağlantı da yok değil. O bakımdan da abartılı olan ne, gelenek olan ne, bütün gelenekler ille kötü alışkanlık mı? O konuda da bizi biraz düşündürmeye çalışan bir kayıt gibi geldi bana. Thank you.
Amen.